İzleyiciler herhalde sizi özledi. Bir telefon daha var. İzninizle onu da alalım. İyi akşamlar, iyi geceler. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. Ahmet abi iyi akşamlar. Buyurun. Ben Altındere'den arıyorum. Hı hı. Yaşım 70, 69-70. 2007 senesinde anji oldum iki sefer. Kalp ana damar tıkalı dediler. Hı hı. Ne anji, ne balon, ne ameliyat. Beni hiçbir şey yapmıyorlar. Bu arkadaş, yanınızdaki hocamız, işte bu damar açmadan bahsedince Allah razı olsun size bağladılar beni de. Acaba bana bir faydası olur mu diye yani. Onun için aradım hocam. Peki ayrılmayın. Ben bir tekrar yapayım isterseniz. Ahmet abi. Buyurun baba. Özür dilerim. Ben de şeker, tansiyon, kolesterol, kalp, yani yok. Ben sadece morali çok yüksek tutan bir adamım yalnız. Onu size söyleyeyim abi. Moral yüksekliğine sürüklüyoruz, gidiyor diyorsun. Aynen senin dediğin gibi abi. Yaş biraz ileri diyor. Ama doktorlar da kalple ilgili ana damarda tıkanıklık olmasına rağmen ameliyat, stent, şu bu yapmıyorlar. Doğru. Bitki takviyeleriyle ilgili bir katkı sağlar mı Herbalis İbrahim evet, Hoca diyor. Şimdi Adem Bey bir olay anlatayım. Bunun aort kapakçığında problemden dolayı ameliyat olmuş 22 yaşında. 15 yıl sonra mitral kalp kapakçığından ameliyat olması gerekiyor. Açık kalp ameliyatı. Bir örnek, başka bir örnek söz ediyorsun. Beni aradı, dedi ki ya ben de zaten bir teneke kapak var. İkinci bir teneke kapak istemiyorum. Ne olacak benim durumum? Dedim ki vallahi teneke kapak ikincisini kurtarabilir miyiz, kurtaramaz mıyız bilmiyorum. 6 hafta deneyeceksin, fazla değil. 6 hafta, 1,5 ay. Bakacağız, göreceğiz. Gelişme varsa devam, yoksa dedim doktora gideceksin. Peki dedi. 6 hafta kullandı, ameliyata gerek kalmadı. Eskiden oğlu yürürken arkasından yürüyemiyordu, şimdi oğluyla koşu yapıyor. Böyle bir örnek var. Elhamdülillah, yani var. Ancak yaş ileri, kalp, problem damar, değil. Tansiyon, kolesterol hepsi de var. Problem değil. Elimizde bitki takviyesi var. Var. Katkı sağlayacak. Hamdolsun, tabii. Peki, iyi akşamlar efendim.